Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olunuz. Şimdi tabii tam da kaldığımız noktadan hemen başlayalım. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ni sorayım ben şimdi, evet, size. Çünkü hakikaten tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Rektör biraz önce öğrencilerle bir aradaydı ama öğrencilerin protestosu sürüyor. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Gençlerin tepkisi mantıklı dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na soruldu bu. Ve dedi ki düşünce ve ifade özgürlüğü özgürlüğüne baskı uygulamakla eleştirdi iktidarı da. Siz neler söyleyeceksiniz, evet, bu tabloya tabii, karşı? Aslında bu tablo bir sebep değil, bir sonuçtur. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yaşanan bu hadise bir sebep değil, sonuçtur. Neyin sonucudur? Bugün siyasi iktidarın devletin bütün kurumlarını bir ganimet gibi görüyor olmasının bir sonucudur. Neyin sonucudur? Bugün ülkede bütün kurumların siyasi vesayet altına alma hırsının ve hezeyanının bir sonucu olarak Boğaziçi'nde Boğaziçi Üniversitesi'ne işte yapılan atamalarla ilgili hususlar hep birlikte takip ediyoruz. Bugün ne yazık ki Türkiye'nin hiçbir kurumunda aranan öncelikli kriterin aslında liyakat olmadığını, ehliyet olmadığını ve bunun aksine sadece sadakatin yegane kriter olarak arandığı ve bunun ölçü olarak kabul edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün özellikle üniversiteler daha sivil olması gerekirken, daha özgür bir ortamda bilimsel üretimlerle anılması gereken üniversiteler bugün tabiri caizse siyasi yelpazenin belirli merkezlerine konumlandırılmak üzere bir anlayışa sevk edilmeye çalışılıyor. Bugün üniversitelerde özellikle rektörlerin, şöyle geriye dönüp baktığımızda rektörlerin bilimsel çalışmaları, bilimsel makalelerini değil, siyasi paylaşımlarını, sosyal medyadan yaptıkları siyasi paylaşımları ne yazık ki konuşuyoruz. Şiirler bile yazan oluyor. Tabii yani, şiirler diyorsun. Bile yazanlar, Cumhurbaşkanı'na metiyeler dizenler. Bunu ne yazık ki görüyoruz. Elbette ki 1982 anayasası, darbe anayasası üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanma yetkisini Cumhurbaşkanı'na vermiştir. Bu anayasa tamam, anayasal bir, bu yetki anayasal bir haktır. Ama bunu siyasi bir vesayete dönüştürmek üniversitelerin bilimsel üretimini baltalamak anlamına gelecektir. Dolayısıyla bugün her defasında biz Saadet Partisi olarak şunu söylüyoruz. Mutlaka atamalarda siyasi anlayış değil, liyakat ve ehliyet gözetilmelidir. İşte bugün Boğaziçi'nde yaşanan hadise, şimdi üniversiteler şu mudur? Milletvekili aday adaylığı listelerinde yer bulamayanların gönüllerinin hoş edileceği bir yer olarak rektörlük makamını görebilir miyiz? Bu ülkeye yapılabilecek en büyük ama en büyük kötülük olacaktır. Ve bununla birlikte öğrencilerin demokratik eylemlerini, demokratik gösteri ve yürüyüş hakkını terörize etmek suretiyle, kriminalize etmek suretiyle yaptıkları şeyler de bu anlamda anayasada var olan her insanın protesto hakkı, yürüyüş hakkını baltalamak anlamına geldiğinden elbette ki fikir ve düşünce özgürlüğüne hedef alan, anayasayı aslında bir tarafa araçsallaştıran bir süreci de Boğaziçi tartışmalarıyla birlikte üzülerek ama üzülerek görüyoruz. Bakın gelirken bir araştırma verisi, Aralık ayı itibariyle Türkiye'de 198 tane üniversitenin 71 rektörünün bilimsel bir atfının olmadığını görüyoruz. Ki rektör olmak için mutlaka bilimsel çalışmaların yapılması, bu anlamda bilimsel atıflara, evet, dair makalelerin yapılması, ama ne yazık ki bugün sadece iktidara sadakatin üniversite rektörlüğü yolunda yegane araç olarak görüldüğünü, rektör yardımcılarının aile kontenjanından yapıldığı, rektörlerin sadece belirli kişilerin yakınlığına mahsus olarak okunması da aslında bu uçurumun bir iz düşümünü görüyoruz. Bakın örnek çok ilginç bir şey, bazı örnekleri de buradan vereyim tabii, müsaadenizle. Buyurun. Artvin Çoruh Üniversitesi hukuk veya işletme mezunu fitness antrenörü arıyoruz dedi. Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin verdiği doçent ilanına başvuru için şalgamda laktik asit bakterileri alanında çalışmalar yapmak şartı
arandı. Karabük Üniversitesi Tarih Bölümünde Balkanlardan madencilik üzerine çalışıyor olmak gibi sıra dışı bir şart konuldu. Son olarak Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi için verilen ilanda Arap Dili ve Belagati alanında doktora yapmış olup İbn Ebi Zemen'in ve tefsiri konusunda çalışmış olmak gibi adeta adrese teslim, kişiye özel, yani belirlenmiş kişilerin aslında alımını gerçekleştirir. Üniversitelerin yandaş kontenjanlarına teslim edildiği ne yazık ki bir manzarayla karşı karşıyayız. Üniversitelerin daha da sivil olması, özgürleşmesi ancak üniversitelerin özgür bir zeminde bilimsel çalışmalar yapmasının mümkün olduğunu ve buna dair de süreci büyük bir esefle takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. İşte maalesef yani bu çok güldük biraz önce, gülümsedik ama çok acı bir durum hakikaten bir üniversite için. Şimdi üniversitenin yanında bir de bir vitrin tartışması da yaşanıyor. Dün üniversitedeki o olaylara da yansıdı. O vitrin tartışması orada da vardı aslında. Denildi ki işte başörtülü orada öğrenciler de vardı. Onlar aslında Boğaziçi Üniversitesi'nden değil. Hatta onlara kimlik soruldu. Kimliklerini gösterdiler. Bütün bu tartışmalar buraya da uzandı. Bu neden yapılıyor sizce? Niye bu kadar ön planda tutuluyor? Yani farklı görüşten olamaz mı insanlar orada mesela? Farklı siyasi parti evet, görüşleri. Şöyle, ben aslında yeri gelmişken bu başörtüsü tartışmaları Türkiye'nin son dönemde üzülerek hakikaten büyük bir kaygı ve endişeyle takip ettiğimiz bir tartışma. 2021 yılına girdiğimiz bu günlerde ülkede bilim ve teknolojinin, ekonominin, özellikle içerisinde bulunduğumuz mevcut şartlarda insanlarımızın gerçek problemlerini ve gündemini konuşmak yerine ne yazık ki başörtüsünü konuşan bir siyasi iklimle karşı karşıyayız. Bugün hala insanları inancı üzerinden değerlendirmek, insanları kimliği üzerinden değerlendirmek, kadınları yaşam tarzı üzerinden değerlendirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunu kim yaparsa yapsın, hangi siyasi partiden gelirse gelsin, insanları inancından, kimliğinden ve yaşam tarzı üzerinden değerlendirmek ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır. Bugün hakikaten insanlar artık başörtüsü tartışmalarından Türkiye yorulmuştur. Türkiye başörtüsü tartışmalarının maliyetini uzunca bir süre zaten ödemiştir. Bugün gelinen noktada hala başörtüsü üzerinden tartışmalar yapmak en büyük cehalet olduğunu ifade ediyoruz. Ama niye bu eski tartışmalar? 2021'i mesela böyle başladık biz. Buradan şunu mu çıkarmak? Yani iktidar artık farklı bir siyaset üretemediği için mi böyle bir mağduriyet mi arıyor? Bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Onu da hemen okuyalım. Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçi'li olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır diyor açıklamasında. Yani altına da zaten yazmışız biz de alt KC'mizde, durun ne yapsaydık, buyurun geçin mi deseydik, yani öyle mi denseydi, polis öyle mi deseydi ifadelerini kullanmış. Şimdi Süleyman Soylu'nun açıklamalarına bir yanıt var mı, sizden alalım. Tabii şöyle, ben yani terörle irtibatlı illegal grupların diyor üniversiteye girmesine izin mi verseydik denilmiş. Şimdi şöyle, bugün Türkiye'de birincisi terör, terörün ne olduğuna dair mutlak bir tanım söz konusu değildir. Hatırlayacaksınız, iki gün önce akşam 75 milyon lira SMA hastalarına, varlık fonuna devredilecek olan Milli Piyango biletlerinden gelen 75 milyon lira SMA hastaları için kullanılsın diye bir kampanya yürütüldü sosyal medyadan. Bunun bile terörize edildiği bir ortamdan geçiyoruz. Yani SMA hastalarıyla ilgili farkındalık oluşturmak açısından atılan tweetleri, sosyal medya paylaşımlarını, yapılan açıklamaları bile teröre hizmet olarak okuyan bir iktidarın iflas etmişliğini aslında burada konuşuyoruz. Yani Türkiye'de iktidara karşı yapılan her tenkidin terörize edilmesi, kriminalize edilmesi, işte bugün üniversitelerde hakeza en barışçıl gösterilerin bile bir anlamda terörize edilmesi iktidarın tükenmişliğinin bir göstergesidir. Kızılay'da 3 kişi bir araya gelip basın toplantısı yaptığında bunun bile terörle ilişkilendirilmeye
çalışılması aslında Türkiye'nin hangi noktada olduğunun açık bir göstergesidir. İktidar 15 Temmuz'dan sonra bu paranoyanın arkasına sığınmak suretiyle kendisine muhalif olan herkesi terörize etmek ve terörle ilişkilendirmek suretiyle bir meşruiyet kazanacağını zannediyorsa büyük bir yanlışın ve büyük bir bataklığın içerisinde olduğunu iktidar sahiplerine de söylemek isteriz. Yani bugün ülkenin yarısının terörle ilişkilendirilmesi gibi abes bir şey elbette ki söz konusu olamaz. Akla Şamil ziyan... Tayyar'ın da hemen tweetini de hatırlatalım, mutlaka gördünüz siz de. Bilsinler ki diyor, akıbetleri, yani öğrencilere söylüyor, 15 Temmuz gecesinden daha beter olur. Bir rektör atanmasına itirazı katil polis sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur. Yani bu durum oraya kadar uzanmış durumda şu anda. Evet, tabii üzülüyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin daha sağduyuyla, daha suhuletle bütün insanları, sadece kendilerine oy veren insanları yönetmediklerini, aslında bugün Türkiye'de 84 milyon insanın tamamını yönettikleri bilinci olmadığı müddetçe bu sorunları aşmamız da mümkün olmayacaktır. Bu anlamda da iktidarı sağduyuya davet ediyoruz. İktidarı bu anlamda devlet yönetme ciddiyetine, hamaset ve popülizme değil, devlet yönetme ciddiyetine ve 84 milyon insanın sorumluluğu üzerine bir siyaset anlayışı ortaya koymaya, böylesi asil bir iradeye davet ediyoruz. Aksi halde Türkiye'nin bu sorunlarını her geçen gün konuşacağız ama bu sorunların çözülmesi mümkün olmayacaktır. Sizce neden bu gerginlik bu kadar çok isteniyor? Yani aslında başörtüsünden de bir gerginlik çıktı. Şimdi darbe tartışmaları var, burada da bir gerginlik yaşanıyor. Bütün bunların anketlerle bir ilgisi var mıdır sizce? Tabii ben şunu biraz önce başörtüsü tartışmasında devam edip söyleyeyim. Ya ben 2021 yılına girdiğimiz bu günlerde hala başörtüsü tartışması yapmak ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. Ülkemiz açısından büyük bir hüsrandır. Bugün insanları kimliklerinden, inançlarından ve yaşam tarzına göre ayrıştırmak ve ötekileştirmek, kim yaparsa yapsın, bunun ben ve Saadet Partisi olarak biz bunun en büyük cehalet olduğu kanaatindeyiz. Yani şu açıklamayı da kabul etmemiz mümkün değildir. Nedir? İşte başörtüsü hakimler adaletsiz bir karar verecek. Başı örtülü olmayanlar ancak adaletli bir karar verecek gibi bir açıklamanın akla, mantığa, vicdana ve insafa asla uygun olmadığını ifade ediyoruz. Bugün özellikle ben bu ayrıştırıcı dili de kim kullanırsa kullansın, bunu Saadet Partisi olarak en ciddi şekilde kınadığımızı da ifade etmek istiyorum. Başörtüsü sorunu var mı peki sizce şu anda? Bugün bir başörtüsü sorunu yoktur. Ya bunları artık konuşmamamız gerekir. Türkiye'de insanlarımızın bunca problemi varken, ülke elimizden avucumuzdan kayıp gidiyorken hala başörtüsü gibi ve ideolojik yaklaşımlarla başörtüsü meselesinin değerlendirilmesi AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka hiçbir anlam ifade etmez. O açıdan söylüyorum, biz yani hakim olmanın şartı başörtülü olup olmaması ya da herhangi bir kimliğe indirgemek değil, insanların hukukun üstünlüğüne inanması, ehliyet ve liyakate sahip olmasının ancak önemli olduğunu ve bunu eğer iş başına getirdiğimiz takdirde hangi yaşam tarzına mensup olursa olsun orada adaletin olacağına inanırız. Emin olun, bugün bakın ben bu milletin inancıyla uğraşanların da, bu milleti inancı üzerinden ayrıştıranların da tarihin çöplüğünde yer alacağını en açık şekilde ifade etmek istiyorum. Niçin bunu söylüyorum? Bugün bu tartışmalar en çok, başörtüsü tartışmaları en çok AK Parti'ye yarıyor. Ve AK Parti ne zaman düşüşe geçse, AK Parti ne zaman oy oranı açısından düşüşe geçse, birileri yok efendim başörtüsüyle ilgili bir söylem ortaya koyuyor. Yok efendim birisi ezan ya da camiler üzerinden bir söylem ortaya koyuyor ve iktidarın bu düşüşüne engel olacak bir çalışmayı sistematik olarak ortaya koyuyor. Bugün gelinen nokta itibariyle açıkça söylüyorum, Fikri Sağlar da, Can Ataklı da, bu kervana son günlerde katılan İlker Başbuğ da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stepnesi konumuna düşmüştür.
Ya bu iki yaklaşımın da, yani bir taraftan başörtüsünün bir sorun olarak görülmesi anlayışıyla başörtülülerin konu mankeni olarak gören anlayış arasında hiçbir fark yoktur. Bu iki zihniyetin de bu ülkeye katacağı hiçbir şey yoktur. Şimdi mesela İlker Başbuğ'un işte darbe imansı suçlaması var şu anda sonuçta. Peki sizce, yani gördünüz mü okudunuz mu bilmiyorum ama hani kitaptaki o ifadelerden darbe çıkarmak mümkün müdür? Bütün bunlar da bir soru işareti. Ya da işte mesela diyor ki erken seçim tarihi açıklansaydı 27 Mayıs darbesi önlenebilirdi. Şimdi bu neden bugüne bu kadar yansıdı? Yani aslında burada hani başörtüsü de değil mevzu sonuçta. Onun mevzusu başörtü de değil. Ama diğer söylediğiniz isimlerin bunu bu şekilde yansıtıyor olmasına zaten hani örneğin CHP lideri Kılıçdaroğlu da bir yanıt verdi. Ya bütün toplumsal kesimler bu dili reddetmelidir. Ya bu iktidardan da gelse, yani CHP'yi temsil etmeyebilir hala, o isimler. Hala işine yarıyor mu? Hani diyorsunuz ya işte bu AK Parti'nin en çok işine yarıyor. Hala böyle mi gerçekten? Çünkü böyle bir sorun yok dedik ya biraz önce, siz dediniz ki toplumun genelinde böyle bir algı var. Başörtüsü sorunu yok diyor herkes. Yani bu konuşmalar, işte bu ifadeler hala tabanda bir karşılığı buluyor mu? Ya da sokakta diyelim sizce? Şöyle, işte bu yüzden bu tartışmaların gereksizliğini ifade etmek istiyorum. Peki. Yani bugün yapılan anketlerde biraz önceki sorunuza da bir bağlantı olması açısından ifade edeyim. Bugün yapılan anketlerde vatandaşlarımızın birinci sorun olarak söylediği şey hiç kuşkusuz yoksulluktur. Gelir dağılımında adaletsizliktir. Ekonomi bugün insanlarımızın en önemli problemidir. Bir diğer ikincisi, ülkede hukuk ve adalet ülkenin en ciddi problemidir. Bugün ülkemizde yaşanan sefalet, her alanda yaşanan problemler, sağlığından eğitime, dış politikaya kadar her alanda ciddi bir kokuşmuşluk ve ciddi bir problem zemini varken bunların dışında bir şeyi gündeme getirmek, ya bu iktidarın işine yarayacaktır her şeyden önce. İktidar bugün ekonominin tartışılmaması ülkede en çok iktidara yarayacaktır. Bugün hukukun ülkede, özellikle hukukun yara aldığı, hukukun araçsallaştırdığı, suçu olmayan insanlar için hukukun sopa haline getirilip suçsuz insanların yargılandığı bir ortamı özellikle iktidar inşa etmişse, bunların ötesinde suni gündemler oluşturmak en çok iktidarın mantalitesine hizmet edecektir. Çünkü iktidar bugün her olayda, işte bugün üniversite, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gerçeğin manipüle edilmesi açısından ülkeyi bir kutuplaştırmaya sevk ediyor. Yani ülkenin bir kesimi bu ülke için çalışan milli partiler, milli insanlar, ülkenin diğer kısmı hainler ya da teröristler olarak kategorize edilmesi aslında ülkenin gerçekliklerinin ve problemlerinin üzerinin örtülmesi açısından yürütülen bir kampanya ve yürütülen bir süreç. Ve buna muhalefetin uyanık olması ve bu kutuplaşmanın bir parçası olmadan bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, farklı toplumsal kesimlerin bir araya geleceği uzlaşı zeminini esas alacak bir dili kullanmak bugün muhalefetin üzerine düşen temel vazifedir. Bugün anketlerde AK Parti istediği sonucu alamadığı için, bahsettiğiniz gibi, anketlerde AK Parti'nin oyu %30 seviyelerine dayandığı için dolayısıyla hırçınlığının her geçen gün daha da arttığı, saldırganlığının her geçen gün daha da arttırıldığı bir iklimle karşı karşıyayız. İşte biraz önce Şamil Tayyar'ın paylaşımından bahsettiniz. Bu da bundan bağımsız değil. Ama iktidarın bu söylemine karşı muhalefetin her zamankinden daha fazla teenniyle, daha fazla toplumsal barış, toplumsal uzlaşı ve birlikte yaşama kültürünün dilini kullanması muhalefetin bugün iktidara karşı da ortaya koyacağı en güçlü argüman olacaktır. Ve bunun dışında, yani ülkede kim olursa olsun ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dili kullanan her kim olursa olsun siyasetin bütün bileşenleri ona karşı dur demelidir ve buna itiraz etmelidir. Süleyman Soylu'nun açıklamaları arasında tabii diyor ki Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum. Demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz
kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işlerimiz var, işimiz var diyor. Bütün bunların yanında şimdi bugün MHP lideri Bahçeli'nin de gündemiydi. Saadet Partisi erken seçim istiyor mu? Seçim olsun diyor mu peki? Evet. Ona göre bu soruyu da şimdi size soracağım. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı insanların sicilinden bahsedecek son kişidir. Hiç önce kendi siciline bir bakmak zorunda. Yani AK Parti ile ilgili söyledikleri hali hazırda zihinlerden silinmemişken bugün insanların sicilinin ne olduğunu ifade etmesi aslında çok trajikomik bir hadisedir. Dolayısıyla insanların bu anlamda ya da partilerin sicilinden bahsedecek ülkede son kişi İçişleri Bakanı'nın bizatihi kendisidir. İnsanlara sicilini hatırlatmayı düşünüyorsa geçmişteki önce söylemlerinden dolayı geçmişteki söylemlerine ve siciline önce bir bakmak noktasında kendisine buradan hatırlatmak istiyorum. Bir diğer bugün tabii seçimler aslında şudur. Seçimler ne için yapılır? Ülkeyi 4 yıl, 5 yıl kimin yöneteceğini ve bu anlamda insanlar ülkeyi daha iyi yöneteceğine inandığı partilere oy verirler ve iradelerini bu yönde kullanırlar. Ama gelinen noktada artık ülkede ekonomiden hukuka, eğitimden birçok alanda ülke ciddi bir tıkanma noktasına gelmiştir. Hükümet artık bu ülkeyi yönetememektedir. Bunu ya biz Saadet Partisi olarak söylemiyoruz. Sokağa çıktığımız zaman zaten insanlarımız hangi partiye oy verirse versin, AK Partili vatandaşlarımız bile AK Parti'nin artık bu ülkeyi yönetemediğini net bir şekilde bizlere zaten söylüyor. Ben Konya milletvekiliyim. Konya'da seçmenlerle bir araya geldiğimizde AK Parti'nin en çok oy aldığı illerden bir tanesi, ya Allah aşkına ülkeyi bu yanlışlardan kurtarın diye AK Partili seçmenler feryat ediyorlar. Niye? İşte bugün işsizliğin geldiği nokta ortada. Bugün genç işsizliğin geldiği nokta ortada. Hali hazırda pandemi sürecinde esnaflarımız ciddi bir keşmekeş içerisinde, ciddi bir sefalet içerisinde, 500 lira 750 lira kira desteği gibi, yani buna keşke vermeseydi diyor esnaflarımız da, hükümet bu devletin bu kadar aciz olduğunu ortaya koymasaydı diyor. Her alandaki bu sinyaller artık bu ülkede iktidarın ülkeyi yönetemediğini, bu anlamda da insanlarımız yeni bir umut arayışı içinde olduğu için Türkiye mutlaka bir erken seçime gitmeli ve bu yanlışlardan bir an önce kurtulmalıdır. Ve bu aslında Saadet Partisi'nin sadece kanaati değil, bugün bu toplumun kanaatidir. Toplum erken seçim noktasında artık iktidarın yanlışlarından kurtulmak üzere bir arayış ve bir umut aramaktadır. Her seçim bir kurtuluştur. Erken seçim erkenden kurtuluştur. Peki, o zaman MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o sözlerini size de sorayım. Diyor ki Bahçeli, CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı'nın erken seçim dayatması ve zorlamasıyla diyor. Sayın Başbuğ'un sözleri üst üste koyulduğunda muhtemel gelişmelerle ilgili tuhaf ve düşündürücü bir illiyet bağının kurulması abartılı ve afaki bir değerlendirme olmayacaktır diyor. Yani farklı bir şekilde yaklaştı Bahçeli de, seçim isteyenleri de işin içine katarak. Tabeci olmak. Evet, yani bu şekilde birleştirdi. Çünkü diyor ki o ifadelerle bunları diyor üst üste koyarsak diyor abartılı ve afaki olmayacaktır diyor. Evet tabii, yani 17-25 Aralık sürecinde Sayın Bahçeli'nin söyledikleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün FETÖ propagandası olarak ifade edilen hususları, 17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk haftası olarak ilan etmiş olmalarını da buradan kendilerine, 17-25 Aralık sürecinde yıl, en azından seneyi devriyesini geride bırakmış olduk. Onlara da bunu ben hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye yolsuzluktan kurtuldu mu ki Milliyetçi Hareket Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hareket ediyor? Değil. Bugün Türkiye'de yolsuzluğun iktidarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de rüşvetlerin iktidarıyla, sefaletin, yasakların iktidarıyla karşı karşıyayız. Ve bugün erken seçim istemek ülkenin aleyhine değil, bizatihi ülkemizin lehine, insanlarımızın menfaati için bir erken seçim talebini ortaya koyuyoruz. Bu kutuplaştırıcı dili
kullanmaya devam etsinler. Ama bu kutuplaştırıcı dil artık bu saatten sonra iktidar da gerçekten yoruldu. Yani vatandaşlarla bir araya girdiğimizde her zaman esnaflarla bir aradayız. Ya ülkenin problemleri ne varken. Halkın gündemi ne peki? Tabii halkın gündemi işte birazdan yani evet, ona da. Ekranımıza onu da birazdan getirelim. Ona da geleceğiz. Bugün TÜİK enflasyonu %14 olarak açıklıyor enflasyonu. Ama bugün enflasyon %40 seviyelerinde markete baktığımız zaman, pazara baktığımız zaman %40 seviyelerinde alım gücü düşmüş. Her gün insanları intihar eden bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız. İş başvurusunda bulunmak için evet. cebinde para olmadığından dolayı onlarca kilometrelik yolu yürüyerek gidenlerin ülkesi içerisinde bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada erken seçim istememek bu sefalet devam etsin demektir. Bugün erken seçim istememek Türkiye'de vatandaşlara reva görülen bu yoksulluk devam etsin demektir. Dolayısıyla erken seçim isteyenleri suçlamaya kalkmasınlar. Erken seçim istemeyenler bugün ülkede saltanatın değişmesini, kurdukları iktidar saltanatının ve menfaat birlikteliğinin değişmemesinin gerektiği için erken seçimi talep edenleri darbecilikle nitelendiriyorlar. İşte bakın vatandaşın gündemi nedir? Şimdi bununla bir ilgili... o reklamı izleyelim. İzleyelim bir. Saadet Partisi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Zam göndermesi var. 2020'deki sepetin 2021'de sadece yarısını doldurabilirsiniz diyor Saadet Partisi. Bir izleyelim ardından konuşalım. Alışverişin zam anı geldi. Enflasyon %14 açıklansa da gerçek enflasyon zam marketlerde. 18.90 olan sıvı ayçiçek yağı %80 zamla 33.95, zeytinyağı 47.95 yerine 79.95. Beyaz peynir 21.95 değil, şimdi 29.75. 2020 Ocak ayında 5.95 olan 400 gram yeşil zeytin artık 9.95. Tavuk mu yumurtadan pahalı, yumurta mı tavuktan? 1 kilogram tavuk 12.95 ama 15'li yumurta 9.95 değil, tam 22.95. 2020'de aynı parayla doldurduğunuz sepetin artık sadece yarısını doldurabilirsiniz. Enflasyona güvenme, kasada kalma. Zam, paran olsa da alsan. Evet, tavuk mu pahalı, yumurta mı pahalı? Evet, doğru. Şimdi yani siz ekonomiyle ilgili ne diyorsunuz? Yani siz ülkede insanların yaşadığı mağduriyetlerle ilgili ne diyorsunuz? Kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla ilgili ne diyorsunuz? KYK borcu olan 5 milyon gençle ilgili ne söylüyorsunuz? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili siz hangi geleceği vaat ediyorsunuz? Dolayısıyla bugün ülke gerçekliklerinden kopmuş bir 3600 vadi vardı mesela. Efendim? 3600 ek gösterge vadi vardı. 3600 ek göstergeyle ilgili umudu olan insanlarla ilgili ne söylüyorsunuz? Bugün ülkenin gerçekliklerinden kopmuş, sarayın sınırlarına hapsolmuş bir Cumhur İttifakı var. Dolayısıyla ülkenin gerçekliklerini konuşmadıkları için açım diyene PKK'lı diyorlar. Yoksulum diyene FETÖ'cü diyorlar. İşte üniversitelere özgürlük diyene terör grubu, terörle iltisaklı diyorlar. Ama yeter ki ülkenin meseleleri konuşulmasın. Biz bütün bu suni gündemlerden azade, Saadet Partisi olarak bütün bu suni gündemlerden azade, bizim gündemimizde kanun hükmünde kararnameliler var. Bizim gündemimizde emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız var. Bizim gündemimizde geleceğini başka ülke vatandaşı olma hayali üzerine inşa eden gençlerimiz var. Bizim gündemimizde üniversiteden mezun olmasına rağmen iş bulamayan, ataması yapılmayan, gelecekten umudunu yitirmiş olan gençlerimiz var. Bizim gündemimizde sabahtan akşama kadar dükkanını açtığı halde siftah yapamayan ve akşam kepengini kapatan esnaflarımız var. Bizim gündemimizde pandemi sürecinde yayınlanan genelgeden dolayı iş yerini açamayan kafeler, restoranlar ve evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Biz suni gündemlerin, hamasete dair gündemlerin hiçbirine girmiyoruz.
somut, gayet rasyonel, gayet ülkede insanlarımızın problemlerini kamuoyuna taşımak ve bunlarla ilgili somut çözümleri ortaya koymak bizim bu topluma dair bir mesuliyetimiz ve boyun borcu olarak bunları yapıyoruz. İşte dün akşam da yaptığımız sosyal medyadaki kampanya, alışverişin zam anı geldi başlığıyla özellikle ülkede en temel gıda maddelerinde geçtiğimiz yıldan bugüne, 2020 yılından 2021 yılında en temel gıda ürünlerinde enflasyonun %40'lara dayandığını kalem kalem anlatmış olduk hem iktidara hem bu ülkede insanlarımıza. Dolayısıyla sizin asgari ücret diye yapmış olduğunuz %21'lik maaş bile geçen yılki alım gücüne insanlarımızı kavuşturmadı. İnsanlarımızı enflasyona ezdirdiniz. Memurlarımıza yaptığınız %7'lik maaş zammı bile insanlarımızı, memurlarımızı enflasyona ezdirdiniz. Dolayısıyla bu anlamda Saadet Partimiz her zaman toplumun problemlerini, hangi farklı toplumsal kesimlere mensup olursa olsun insanlarımızın sorunlarını, problemlerini gündeme getirmek ve bunlarla ilgili gayet rasyonel, gayet somut çözümler ortaya koymak bizim bugün ülkeye yapacağımız en iyilik ve bugün siyasetin de ortaya koyması gereken en temel vazife ve mesuliyet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve bunları da söylemeye en güçlü şekilde devam ediyoruz. Zaten muhalefetin gündeminde de işsizlik var. Maalesef son günlerde kepenk sayıları daha da çok, kapanan kepenk sayıları da arttı. Açlık ve yoksulluğu gizlemek diyor muhalefet. Diyor ki darbe tartışmasının asıl nedeni ülkedeki açlık ve yoksulluğu gizlemek. İşte başörtüsü meselesinin, yani geçmişteki gündemin şimdi yıl 2021 olmuş tekrar ısıtılıp çıkarılması karşımıza, muhalefette bu şekilde değerlendiriyor. Hemen şunu da soracağım, bir 5-4 dakikamız kaldı. Biraz önce siz SMA hastalarına değindiniz. Amaç orada nedir sizce? Yani 75 milyon mu? Sadece. Yani 75 milyon liralık bu para varlık fonuna gidiyor. Ama işte olamaz mıydı? Hastalara verilemez miydi? Amaç bu mu oluyor? Ona ilişkin de alalım birkaç cümle. Evet, tabii ben yani SMA hastaları hakikaten aileleriyle sürekli irtibattayız. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir önerge de verdik. Cevabını bekliyoruz şu anda. Hakikaten çok ciddi tedavi ve ilaç maliyetleri söz konusu. Cumhurbaşkanı kampanya ahlaksızlıktır dedi mesela. Ona da birazdan geleyim. Yani bu hastalığın özellikle tedavisinin çok ciddi bir maliyeti olduğu için aileler bunu karşılamıyor. Devlet de bu tedavi ücretini karşılamadığı için küçük yaşta çocukların kaslarının zayıfladığı, evet, yani iradelerini fiziksel anlamda kontrol edemedikleri gibi bir sorunla ve ailelerin gözünde çocukların her gün eridiğini, her gün daha da bittiği gibi bir acı bir manzarayla da karşı karşıyayız. Bu anlamda da verdiğimiz önergeyle de beraber devletin mutlaka sosyal devlet olma ilkesinin de bir gereği olarak SMA hastalarını sahiplenmeli ve bu tedavi maliyeti bizatihi devlet tarafından karşılanmalı ve üstlenilmelidir. Geçtiğimiz günlerde 75 milyon lira aslında Türkiye'deki bütün SMA hastalarının tedavisini karşılamıyor. Bu aslında bir farkındalık oluşturmak. Ülkede bu hastaların mağduriyetini ve problemlerini gündeme getirmek adına bir duyarlılık projesi olarak ifade edebiliriz. Ancak bunu ben bir terör kampanyası olarak görmek, işte biraz önce siz ahlaksızlıktır dedi, bunu kampanya, ahlaksızlık olarak görmek, kirli kampanya bu dedi, paylaşımları yapanlara sadece değil, üzülerek söylüyorum, SMA hastaları o çocuklara yapılan en büyük haksızlık olacaktır. Yani eğer bu ahlaksızlıksa o zaman ahlaklı olanı siz yapın ve bu hastalığın tedavisi maliyetini siz üstlenin. Ahlaklı olanı yapın ama yok, siz vatandaşa IBAN gönderirken bu ahlaklı bir tavır olacak. Siz hala yoksulluğa mahkum edilmiş bu halktan, vergilerle inim inim inletilen bu halktan IBAN göndermek suretiyle bağış alacaksınız, para toplayacaksınız. Bu ahlaklı bir olay olacak ama SMA hastalarıyla ilgili yapılan kampanya ahlaksızlık olarak kabul edilecekse bunu da ben kamuoyunun vicdanına, SMA hastalarımızın da vicdanına bunları teslim ediyorum. Ve bunlar ne yazık ki gelinen noktada artık iktidarın
vermiş olduğu hazza, gücün vermiş olduğu hazza teslim olmanın bir iz düşümü olarak bugün acıyı çözelim, insanlarımızın problemini çözelim diyen herkesi ne yazık ki ahlaksızlıkla niteleyecek bir bitmişlik ve tükenmişliğin içerisine Adalet ve Kalkınma Partisi hapsolmuştur. Son cümle, sessiz yığınların sesi olma iddiasında olan AK Parti'nin sessiz yığınların sesi olmak iddiasında olan AK Parti bugün sessiz yığınların çıkan en ufak sesini bile kısmaya cüret eden bir tükenmişlik sendromunun bizatihi içerisindedir. Ve biz Allah'ın, bu bir doğal afet değildir. Bu iktidarın yanlışları ve AK Parti bir doğal afet değildir. Ve ülkeyi bu yanlışlıktan da emin olun kurtaracağız. Bu da insanlarımıza boyun borcumuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karaduman. Sağ olunuz. Kolaylıklar dileyelim size. Evet sevgili izleyiciler, hem gündemi konuştuk hem de tabii bir taraftan da eylemler Boğaziçi'nden Kadıköy'e taşındı demiştik. Neler yaşanıyor son gelişmelerde, akşam haberlerimizde birazdan sizlerle olacak. Ankara saatini noktalayalım. Hoşçakalın.